Independent Türkçe bilim ve teknoloji dünyasından herkese merhabalar. Ben Esra Öz. Bugün meme kanseri üzerinde duracağız. Artan meme kanseri oranları akciğer kanserinin de önüne geçti. Tedavi olarak genellikle kemoterapi uygulanıyor ama işin kötü tarafı ise direnç oluşabilmesi. Bilim insanları oluşan bu dirence karşı çözüm yolları geliştirirken aynı zamanda da yeni molekül keşfedebiliyorlar. Hem kişiye özel tedavinin yapılması hem de elde bulunan ilaçlarla ilgili yeni tedavi seçeneklerinin de sunulması üzerinde duruluyor. Medical Güney Carolina Üniversitesi ve Hollings Kanser Merkezi'nden Profesör Doktor Özgür Şahin bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veriyor. İlk olarak meme kanseri nedir? Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünmeleri sonucu ilk önce hiperplezya dediğimiz yapılar oluşturup daha sonra o bölgede kalan daktil karsinoma institü dediğimiz bölgesel ya da iyi huylu dediğimiz tümörler. Daha sonraki gelişmeler nedeniyle bunlar moleküler ya da epigenetik ya da farklı nedenler olabilir. İnvaziv kanser dokularına dönüşüp vücudun başka yerlerine yayılarak metastaz oluşturma süreciyle biten bir hastalık aslında. Ve ölümlerin nedenlerinin büyük bir kısmı bu metastaz. Yani meme kanserindeki ölümlerin %99 belki %100 ölümlerini bu oluşan metastazlarla kaynaklanıyor. Bu meme kanserlerinin görülme sıklığı nedir? Yani artış bir var mı bu meme kanserlerinde? Evet, maalesef meme kanseri son yıllarda akciğer kanserini de geçerekten görülme sıklığı olarak ilk sıraya yerleşti. Şu an 2 milyondan fazla insan bütün dünyada meme kanseri tanısı alıyor senede. Ve bunların da yaklaşık olarak 700 bin kadarının maalesef kanserden hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çok ciddi bir sağlık problemi. Önceden 11'de 1 olan oran şu an 8'de 1'e düştü. Yani her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseriyle maalesef tanışmak zorunda kalıyor. Tabii meme kanserinde hem genetik faktörler hem çevresel faktörler var diğer bazı kanserlerde olduğu gibi. Mesela BRCA1, BRCA2 genleri dediğimiz genlerdeki mutasyonlar meme kanserinin kalıtsal olanlarında önemli bir rol oynuyor. Ama bunlar tabii %10-15'i geçmiyor. Yaklaşık %85-90'lık kısım aslında sporadik dediğimiz meme kanseri, yani kalıtsal olmayan kanserler. Kalıtsal kanserler eğer mesela bir kadının annesinde ya da babaannesinde meme kanseri var ise ve mutasyon varsa o kadınlarda meme kanseri görülme oranı diğer kadınlarda bu genetik değişiklikleri olmayan kadınlara kıyasla 8-10 kat kadar artabiliyor. Diğer bir sorun da meme kanseri mesela bundan 10 sene önce ya da 20 sene önce 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda daha sık görülürken ve mamografiler 50 yaşından sonra önerilirken maalesef şu an bu 30'lu yaşlara inmeye başladı. Daha çok genç kadınlarda da görülmeye başlandı. Öyle bir trend var. Bunun muhtemelen çevresel faktörler, bunda çevresel faktörlerin, obezitenin ve farklı bir yaşam stillerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Meme kanserinin çeşitleri neler? Evet, meme kanseri dediğimiz zaman aslında bir hastalıktan bahsediyoruz gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Meme kanseri çok heterojen bir hastalık. Meme kanserini klinikte kabaca üç gruba ayırabiliyoruz. Bu gruplara ayırırken de meme kanserinin driver dediğimiz yani meme kanserinin olmasını ve devam etmesini sağlayan genler var. Mesela östrojen reseptör. Östrojen reseptörü pozitif olan hastalar genelde %70'i oluşturuyor meme kanserinde. Bu hastalar endokrin terapilerle mesela tamoksifenle, fulvestranla ya da
aromataz inhibitörleriyle tedavi ediliyor. Son zamanlarda hücre döngüsünü yöneten CDK4, CDK6 dediğimiz proteinleri hedefleyen ilaçlar geliştirildi ve çok başarılı oldu. Özellikle bu hormon terapi dirençli hastalarda. Ve bunun yanında da başka bir terapi olan PI3K sinyal yolağını hedefleyen PI3K geninde PIK3CA dediğimiz gende mutasyon olan hastalarda kullanılan ilaçlarda var. Bu meme kanserinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Diğer ikinci bir kısım klinikte ERBB2 ya da HER2 pozitif dediğimiz hastalar. Bunlar yaklaşık %20'yi oluşturuyor. %20-25 civarında. Bu hastalarda da 1998'den bu yana aslında hedefli terapi kullanılıyor. Trastuzumab, monoklonal antikorlar kullanılıyor. Ve trastuzumabın farklı çeşitleri yapıldı daha sonra. Mesela pertuzumab. Ya da hücre içinden yine bu reseptörü hedefleyen ya da bu reseptör ailesini hedefleyen kinaz inhibitörleri geliştirildi. En son da kemoterapiyle hedefli terapiyi aynı molekülde birleştiren antibody drug conjugate dediğimiz terapiler kullanıldı ve şu an çok başarılı. Aslında en büyük gelişme muhtemelen son 25 yılda bu HER2 grubunda, HER2 hastaları için yaşandı. Son olarak da triple negative breast cancer, meme kanseri dediğimiz yani üçlü negatif meme kanseri. Bu kanserdeki driver geni yani bu kanseri ilerleten geni, başlatan ilerleten geni tam olarak henüz maalesef bilmiyoruz. Bunların üçlü negatif denmesinin sebebi de östrojen reseptörü yok bu hastalarda. HER2 reseptörü yok ve progesteron reseptörü yok. Yani o yüzden üçlü negatif deniyor ve maalesef bu grup en agresif ilerleyen grup ve genç hastalarda da daha çok görülen bir grup. Aynı zamanda Afrikan, Amerikan orijinli ve obez hasta, obez insan kadınlarda daha çok görülen bir tür. Ve şu an için son birkaç yıla kadar tek tedavi yöntemi kemoterapi idi. Kemoterapi bu hastalarda aslında ilk başta çok işe yarıyor. Yaklaşık %40-45 cevap alınabiliyor. Fakat kısa bir sürede ilk 2-3 yılda direnç gelişiyor. Bu bizim en önemli çalışma konularımızdan biri. Daha sonra buna geleceğim tekrar. Son birkaç yılda immün terapiyi duymuşsunuzdur. Meme kanserinde immün terapinin yani bağışıklık tedavisinin onaylandığı tek grup, alt grup, triple negatif grubu. Bu hastalarda kemoterapiyle birlikte immün terapi veriliyor ve oldukça başarılı sonuçlar alındı. Fakat bu yine bütün triple negatifin %25, %40 kısmını oluşturuyor. Bu reseptörün olması gerekiyor aslında bu tedaviden yanıt alınabilmesi için. Ve son olarak da HER2 grubu gibi burada da kemoterapi ile targeted terapi yani hedefli terapiyi birleştiren yeni bir ilaç onaylandı. Antibody drug conjugate. Bunda da az da olsa başarı sağlandı şu anda. Diğer kanserlerle kıyasladığımız zaman meme kanserinde aslında oldukça hedefli terapi seçeneği var. Bu da tabii meme kanseri araştırmalarının ciddi şekilde halk tarafından da fonlarla yani halk tarafından ödenen bağışlarla fonlanan kurumların meme kanseri konusunda verdiği projelerle aslında gerçekleşti. Bu da aslında toplumun bu konularda sadece devlet tarafından desteklenmemesi gerekiyor bu projelerin. Bunu gösteriyor. Yani toplumun da bu konuda bilinçlenip bu kurumlarla mesela American Cancer Society, American Cancer Society ya da Susan Komen gibi kurumlar ciddi fonlar veriyor bu konularda araştırma yapmak için. Tabii bunun yanında üç ana başlıkta konuştuk meme kanserini kliniksel olarak ama son yıllarda özellikle son 20 yılda gene expression dediğimiz yani genlerin profillenmesini sağlayan microarray teknolojileri daha sonra da RNA-seq gibi ya da
Exontik gibi sekanslama teknolojilerinin, yeni nesil sekanslama teknolojilerinin geliştirilmesiyle sadece triple negatif dediğimiz grup bile kendi içinde en az 6 gruba ayrılıyor. Yani o kadar bir heterojenite, o kadar büyük bir spektrum var. Ve bunların özellikle triple negatifte bunu tetikleyen driverların bulunması hedefleniyor ve şu an oldukça mesela yaklaşık 300-350 tane klinik test devam ediyor. Farklı ilaçları kemoterapiyle birleştiren. Yani çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor. Ve bu çalışmalarda dediğim gibi tümör heterojenite dediğimiz kısmı anlamamız çok önemli. Bu da zaten kişisel tedavi dediğimiz personalized medicine ya da precision medicine dediğimiz konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bir noktada artık her bir hastanın tümörünün sekanslanıp, dizilenip aslında tam olarak ne oluyor, hangi mutasyonlar var, hangi genler daha fazla ifade edilmiş ya da hangi genlerde füzyon var. Mesela füzyon dediğimiz iki genin olmadık bir şekilde birleşmesini hedefleyen ilaçlar da var. Bunların geliştirilmesiyle sanırım daha iyi yerlere gelecek. Bu konuda farklı çalışmalar, araştırmalar yapıyorsun. Biraz da bu araştırmalardan söz edebilir misin? Evet, bizim araştırmalarımız da aslında bu üç ana başlık altında. Şu an laboratuvarda bu üç ana başlık altında ilaç ya da ilaç geliştirilmesi ya da var olan ilaçların birlikte kullanılmasını amaçlayan çalışmalarımız var. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Mesela triple negatif ile başlayayım. Triple negatif meme kanserinde yine bahsettiğim gibi en çok kullanılan ilaç kemoterapi. Ve kemoterapiye direnç kısa bir sürede gelişiyor. Ve biz 2020 yılında yayınladığımız makalemizde aslında tümör mikro çevresinin bu direnç gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını belirledik. Yani tümörü sadece bağımsız bir yapı olarak düşünmemek gerekiyor. Tümör vücut içinde farklı hücrelerle farklı iletişim halinde. Mesela bağışıklık sistemi hücreleriyle ya da extracellular matrix proteinleriyle ya da ne bileyim fibroblastlarla çok farklı ilişkiler içinde ve bunlar birbirlerini besliyorlar aslında. Tümör onları eğitiyor, onlar tümörü eğitiyor ve birlikte tümörün büyümesini sağlıyorlar. Biz de bu çalışmada lysyl oksidase diye bir protein belirledik. Triple negatif meme kanserinde bu proteinin hedeflenmesi sonucunda aslında bizim fare modellerimizde kemoterapi direncini kırabileceğimizi gösterdik. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi'nin de bir katkısı oldu. Hacettepe Üniversitesi örneklerinin immünohistokimya kimya boyamalarıyla bunun aslında klinik olarak çok alakalı bir protein olduğunu da gösterdik. Orada bize Sercan Aksoy bunun yanında Ayşegül Hoca çok yardımcı oldular. Daha sonra bu protein çok önemli bir protein. Hem metastazı düzenliyor hem de bizim gösterdiğimiz gibi kemoterapi direncini düzenliyor. Fakat bu proteine karşı herhangi bir ilaç yok maalesef klinikte. Ve var olan molekül aslında başka bir hastalık için 1970'lerde denenmiş ve klinik toksite gösterdiği için tekrar geri çekilmiş ilaç. Ve biz 4-5 yıl önce buna karşı aslında paralelinde önemini gösterirken paralelinde de bu moleküle bu proteine karşı bir molekül geliştirmeye karar verdik ve büyük bir proje başlattık NIH desteğiyle. Ve şu an geldiğimiz noktada çok güzel bir moleküle ulaştık. Bu molekülün optimizasyonlarını yaptık. Tam olarak bitmedi. Ama bu molekülün toksite yaratmadan, yani herhangi ciddi bir toksiteye neden olmadan fare modellerinde insanlardan alınan kanser dokularını fareye koyup yaptığımız testlerde kemoterapi direncini kırmayı başardık.
Şimdi bir sonraki aşama olarak tekrardan NIH'e başvuruda bulunduk ve desteklenirse biz bunu optimize edip umarım ileride hastalarda test etmeye çalışacağız. İlk kısım bu. İkinci kısım yine triple negatif ve HER2 pozitif dediğimiz. HER2 pozitif de çok agresif bir grup, triple negatif gibi. Orada yeni bir molekül tanımlayıp adı Taxi-3 diye bir protein. Bu protein aslında bu kanser türlerinin ilerlemesinde çok önemli role sahip olduğunu gösterdik. Onu da bu sene yayınladık. Aslında ön yayın şeklinde gönderdik. Şimdi makalesi review'da. Yine bu molekül için ben Türkiye'deyken çalışmalara başladık. Bu proteini hedeflemek için. Yine Gazi Üniversitesi ile bu sefer Erdem Banoğlu ve Burcu Çalışkan Hoca ile onlar medisin kimyacı. Taxi-3 hedefleyen bir molekül geliştirdik. Daha sonra bu molekülü Amerika'da bir şirkete lisansladık ve onlarla birlikte geliştirme, yani co-development dediğimiz bir anlaşma imzalayıp bu molekülü geliştirdik. Ve şu an bu molekülün son testleri yapılıyor. Başarılı şekilde tamamlandığı zaman önümüzdeki yıl klinikte özellikle triple negatif hastalarda muhtemelen ovaryum ve başka türlerde de denemeyi planlıyoruz. O konuda ilk projeye göre daha ileri bir noktadayız. Umarım son deneylerde başarıyla sonuçlanır ve hastalarda denemeye başlarız. Üçüncü ve sonuncu olarak da bu meme kanserindeki en büyük kısmı hedefliyoruz. Östrojen reseptör pozitif hastalar, yaklaşık %60'lık kısım. Dediğim gibi o hastalardaki en büyük sorun endokrin terapiye direnç. Yani endokrin terapi çok başarılı. CDK4/6 inhibitörleri çok başarılı. Fakat günün sonunda maalesef direnç gelişiyor. Çok büyük bir hasta kısmında ve burada metastasla birlikte hastanın ölümüne neden oluyor. Orada yine bir molekül tanımladık. Yaptığımız transkriptomik hücre biyolojisi, moleküler biyoloji çalışmalarının sonucunda. O projede herhangi bir molekül geliştirmedik çünkü gerek yok. Çünkü onunla ilgili geliştirilmiş çok iyi moleküller var. Şu an klinik testlerde ya da onaylanmış moleküller. Bunların birlikte kullanılabileceğini gösterdik aslında. Yine fare modellerinde insandan alınmış tümörlerin fareye koyulmuş PDX dediğimiz modellerde. Bunların başarılı sonuçlar verdiğini gördük. Onun makalesini şu an hazırlıyoruz. Amacımız onunla ilgili de zaten hani moleküller zaten klinikte ya da klinik testte olduğu için umarım yeni geldiğim Collins Kanser Merkezi'nde klinisyenlerle birlikte bunu hastalarda deneme şansımız olacak. Yani hastalarda ki önemli sorularla başlayıp moleküler biyoloji, genetik, genomik, proteomik, medicinal kimya, medikal onkoloji alanlarını birleştirip tekrar hastaya dönüp hasta için yeni moleküller geliştiriyoruz. Ve umuyoruz ki bir gün bunlar klinikte kullanılır hale gelecekler. Hani kemoterapiye bir direnç oluyor hani dedin ya, bu direnç Evet. niye oluyor? Yani bu normal bir süreç mi yoksa beklenmeyen bir şey mi? Açıkçası onu çok merak ettim. Direnç maalesef yani bu mesela sadece kanserde olan bir şey değil. Antibiyotik direnci de aynı şekilde. Direnç kullanılan ilaçlara karşı geliştirilen direnç aslında evrimsel bir süreç gibi. Ama orada direnci ikiye ayırmak gerekiyor. Bir de novo dediğimiz en baştan oluşan direnç, yani ilacı veriyorsunuz hasta direnç gösteriyor. Diğeri ise ilk başta cevap veriyor, daha sonra zamanla direnç geliştiriyor. Bu sonradan kazanılmış ya da acquired resistance dediğimiz direnç.
Bu ikisini çok iyi ayırmak gerekiyor. Mesela bazı mutasyonlar var. Mesela akciğer kanserinde bazı mutasyonlar var. EGFR dediğimiz bir proteini, çok önemli bir protein akciğer kanseri açısından. O mutasyonun olduğu hastalarda mesela o proteini hedefleyen ilaçlar çalışmayabiliyor. Bu yani en başından belli oluyor. Ama bizim daha çok çalıştığımız direnç ve aslında gerçekten hani sorun yaratan sonradan gelişen direnç. Mesela kemoterapi veriyorsunuz, dediğim gibi triple negatif hastalarda %40-45 kadar yanıt alabiliyorsunuz en başta. Ama direnç geliştiği zaman hastalık daha agresif şekilde geri dönüyor ve lokal ya da distant recurrence dediğimiz bu farklı vücudun başka yerlerinde dönüp metastaza neden olup daha sonra hastanın ölümüne neden oluyor. Direncin gelişmesinde çok fazla mekanizma var ve ben yaklaşık 20 yıldır bunun üzerine çalışıyorum aslında, tam olarak anlayamadım. Ama bunun genetik, epigenetik ve daha birçok farklı nedeni var. Buradaki önemli olan nokta bunu takip etmek gerekiyor. Yani ilacı verdiniz, ilacın verildiği noktadan itibaren aslında nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin edebileceğiniz biyobelirteçler geliştirmeniz yapabileceğiniz aslında en önemli işlerden birisi. Çünkü bunun hangi hastaların cevap vereceğini, hangilerinin vermeyeceğini kestirebilecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Bizim yaptığımız bazı çalışmalar da aslında bunu hedefliyor. Mesela diyelim ki bizim geliştirdiğimiz ilaçlardan birinde hastaların belli şartları sağlaması gerekiyor. O ilacın o hastada uygulanması için. Yani her ilaç her hasta için olmuyor. Eğer her ilacı her hasta için verirseniz zaten bir kere de novo direnci garantiliyorsunuz. Çünkü mesela diyelim ki siz östrojen reseptör inhibitörü vereceksiniz. Mesela tamoksifen vereceksiniz ama o hastada zaten östrojen reseptörü yok mesela. Ya da çok az. O hastanın ona yanıt vermesi çok beklenmiyor. Ama östrojen reseptörü olan hastada ilk başta yanıt görüyorsunuz. Zamanla bu yanıt azalmaya başlıyor. Çünkü kanser hücreleri başka mekanizmaları aktive etmeye başlıyor. Diyelim ki siz östrojen reseptörü bloke ediyorsunuz ve kanser hücreleri gidip ERBB2 reseptörün seviyesini artırıyor. Ve ERBB2 ya da EGFR dediğimiz reseptör yine östrojen reseptör gibi hücrenin büyümesini sağlayan çok önemli reseptörler ve sinyal yol hatları. Böyle olunca sizin gidip o sinyal yollarını hedeflemeniz gerekiyor. Aslında benim doktora sonrası yaptığım çalışmalardan birinde amacımız kanseri kronik hale getirmekti. Yani veriyorsunuz tedavi, orada fare modellerini kullandık. Belli bir hasta grubunu temsil eden fare modeli. Veriyoruz ilacı ama takip ediyoruz. Değişen sinyal yollarına göre, biomarker guided terapi dediğimiz değişen sinyal yollarına göre onu hedefleyen ilacı veriyoruz. Tekrar tümörü kontrol altında tutuyoruz. Daha sonra eğer yine direnç gelişirse bunu takip edip o direnç niye gelişmiş, proteomik ve transkriptomik verilerini kullanarak belirleyip ikinci hatta üçüncü ilacı verip farenin mesela ömrünü 45 günde, o fare modeli 45 günde ölüyordu. Biz 90 güne, 100 güne çıkarabilmiştik o şekilde. Ama tabii sonuçta yine maalesef fare ölmüştü. Ama buradaki amaç kanseri kronik bir hastalık gibi düşünüp direnç geliştikçe direnci hedefleyen tedaviler geliştirip biomarkerlar yani biyobelirteçler kullanarak kontrol altında tutabilmek bütün amaç. Zaten bazı kurumlarda, enstitülerde co-clinical trial dediğimiz yani hem insanda hem farede aynı anda klinik testler yapılıyor. Buradaki amaç da şu, hastalardan alınan dokular farede büyütülebiliyor. Yani hastadan aldığımız tümörü fareye koyup
hastaya verdiğiniz ilacın aynısını fareye verdiğiniz zaman, farede tabii her şey çok daha hızlı geliştiği için farede gelişen değişiklikleri kullanaraktan insandaki tedaviyi belirleme amaçlı burada. Anladınız mı? Yani farede diyelim ki direnç, o ilaca direnç 2 ayda gelişecekse, hastada bu mesela 1 senede gelişiyor diyelim. O 2 aylık süreçte oradaki değişiklikleri belirleyip, o moleküler değişiklikleri belirledikten sonra onu hedefleyen ilaçları insanda kullanabiliyorsunuz. Yani şu an o çok önemli bir çalışma. Hala deneysel olarak tabii devam ediyor ama ileride bir gün bunun belki standart bile olması mümkün. Diğer bir şey de tabii her hastanın artık sekanslanması gerekiyor. Yani her hasta birbirinden farklı olduğu için her hastayı sekanslayıp bazı direnç mekanizmaları zaten biliniyor. Belli genetik değişiklikler ya da transkriptomik değişiklikler var ise direnç gelişip gelişmeyeceğini o kemoterapiye ya da hedefli terapiye tahmin edebiliyorsunuz. Bunları entegre ettiğimiz zaman daha başarılı sonuçlar alınması mümkün olacak. Tedavi verilirken hangi hastanın işte bir çeşidi var dedik ya, meme Evet. kanserinin çeşitleri var. Hangi tip olduğu bulunup ona göre mi tedavi veriliyor, yoksa ona hiç bakılmadan mı? Yok yani o, hayır, artık o noktada değil. Şimdi hastaların bu en azından meme kanserinde bu 3 gruptan birine ait olduğunu ilk başta biyopsilerle belirliyor klinisyenler, patologlar. Ve onu belirledikten sonra standard of care dediğimiz standart şeyler var. Bunun guideline'ları yani kuralları var. Onlar veriliyor. Fakat önemli olan bunların artık bir sonraki aşama olan kişiye yönelik noktaya gelmesi gerekiyor. Yani artık her hastanın dediğim gibi bir noktada sekanslanıp genetik ve transkriptomik değişikliklerine göre ilaçların verilmesi gerekiyor ama henüz orada değiliz. Yani klinik testler yapılıyor. Onlarda da yine bunlar kullanılıp, bu yöntemler kullanılıp hastalar klinik testlere bu şekilde zaten alınıyorlar. Ama şu an için hani ortada bir noktadayız diyebilirim. Yani her ilacı herkese vermiyoruz ama en azından gruplar bazında işte bu hasta triple negatiftir ya da bu hasta pozitiftir. Bununla birlikte tabii diğer klinik parametreler de ya da hastanın diğer hastalıkları da göz önüne alınaraktan tedaviler belirleniyor ve bunlar standart tedaviler. Bunun bir ötesi klinik testler ve bu klinik testler başarılı olup onaylandıktan sonra bunun tekrar geriye dönüp standart hale gelmesi gerekiyor ama genelde bu uzun bir süreç. Yani bunu hızlandırmak lazım ama tabii kolay bir şey değil. Peki bu çalışmalar hani şu an için sadece deneysel olarak ilerliyor. Hastalara ne zaman ulaşacak? Evet, yani bizim yaptığımız çalışmalar özelinde yani benim bütün hedefim zaten yani bir gün hastalara ulaşmak ve buna yakın olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle geliştirdiğimiz moleküllerden birinin kısa bir süre sonra son toksite çalışmalarını tamamlayıp önümüzdeki sene hastalarda deneneceğini düşünüyoruz. Tabii dediğim gibi o deneylerin sonlanması ve başarıyla sonuçlanıp daha sonra FDA ile oturulup bütün veriler sunulduktan sonra onay alınması gerekiyor. Biz onun başındayız. O onay alındıktan sonra en azından bu bahsettiğim 3 projeden biri umarım seneye hastalarla buluşacak. Diğerleri de dediğim gibi yani benim hedefim bu üç projenin üçünün de hastalarla önümüzdeki 3-5 sene içinde buluşması ve tabii buluşması derken klinik test olarak yani onay kısımları tabii çok uzun süreç ama en azından faz 1 çalışmalarını önümüzdeki 3 ila 5 sene içinde tamamlamak bizim hedefimiz o. Bugün meme kanseriyle ilgili yapılan yeni bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edindik. Bilim ve teknoloji dünyasından yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.